Manşete hoş geldiniz. Yılın son programı. Elbette programın sonunda e, gerek bu yılla ilgili gerekse önümüzdeki yıldan beklentilerimle ilgili temennilerimi dile getireceğim. Ayaklarına kurşun sıkıyorlar. E, manşetini ben atmadım. Daha doğrusu KJ'sini ben atmadım. Bunu Bülent Arınç söylüyor. E, onunla başlayalım. E, güncel birkaç konu var e, üzerinde muha muhakkak durmamız gereken. Halk TV'de İsmail Saymaz'a konuşmuş. Halk TV'nin internet sitesinde daha doğrusu. Başlık Arınç İstanbul Büyükşehir'deki özel teftişi eleştirdi. Bu şekliyle giderse İmamoğlu %50'nin üstünde gelir biçiminde. Ama bana göre çok daha önemli açıklamalar var. Yani başlıktan daha önemli açıklamalar var. Elbette yazar veya site bir başlık atacak, bir başlık kullanacak ama içeride özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönük operasyonu eleştirirken Bülent Arınç Erdoğan rejimine ve e, içinden çıktığı AKP'ye ve mevcut Türkiye'ye ilişkinde e, analizlerde bulunuyor. E, 2019'da İstanbul'da e, yerel seçimlerin iptal edilip tekrar yapılmasına e, karşı çıktığını anlatıyor. 1994'ten örnekler veriyor ama enteresan bir şey. O güne ait benim de daha evvel duymadığım bir bilgi. 1999 mahalli seçimleri yapıldı. Tayyip Bey hatırına Ali Müfit Gürtün'e e, belediye başkanı seçildi. Hepimiz biliyoruz o günleri. Ben de İstanbul'daydım. E, Tayyip Bey'in tercihi Ali Müfit değildi kazanmasını isterim ama kefil değilim demişti. Seçim kampanyasında görünmedi. Evet görünmedi gerçekten de. Buna rağmen İstanbul halkı burası Tayyip Bey'in emanetidir dedi. Son derece enteresan. Süleyman Soylu'yu yanlış bulduğumu ifade etmeliyim diyerek Soylu'ya eleştirilerini net bir şekilde dile getiriyor ve özellikle Sedat Peker'in söyledikleriyle yargıyı harekete geçirmeyenler Peker hakkında dava açıp o yargılamayla avunduklarını zannetmesinler. Diyor ki hatırlayın Sedat Peker'le ilgili bir suç örgütü davası görülüyor. Şunu söylemek istiyorum bu kadar insanın terör örgü, örgütüyle iltisakı var. Bu iltisak meselesini de e, söylüyor. Özellikle e, milyonlarca kişinin e, iltisak e, meselesiyle veya iltisak gerekçesiyle e, mahkeme önünde süründürülmesine değiniyor ama ondan önce enteresan, mesela Ankara'da da e, ciddi teknik hatalardan dolayı kaybedildiğini söylüyor. Öztaseki'yi kastederek Ankara'da kaybedeceğini, yapması gerekenleri söyledim diyor. E, ve enteresan bir Mehmet Öztaseki'nin kurduğu cümleye hatırlatmada bulunuyor. Mansur Yavaş kazanırsa 20 bin PKK'lıyı belediyede işe alacak. E ne oldu? İki sene geçti üzerinden. Mansur Cumhurbaşkanlığına gidiyor. Hiç kimse ona şu kadar adam alacaktım, Bunlar nerede diye sormuyor. Evet böyle propagandalar yapılmıştı ama unuttuk. Yine Mansur Mansur Yavaş hakkında işte efendim çek senet tahsilatçısı falan diye iddialar çıkmış. Ekrana çıkartılan kişinin de daha sonra anlattığı biçimde bir sahtekar olduğu da ortaya çıkmıştı. Her neyse, HDP'li belediyelere kayyım atanmasıyla alakalı eleştirilerini söylüyor e, fakat e, burada e, şunu e, kastediyor diyor ki e, HDP'li belediyelere yaptığınız olay e, orada diyor tutabilir orada diyor e, size e, bir sıkıntı getirmeyebilir fakat aynı şeyi İstanbul'da Ankara'da yaparsanız ters teper diyor e, özellikle e, şeyle ilgili Süleyman Soylu'nun bize yaptıran Allah'tır laflarına karşı çıkmış. İnancımıza muhalif bir söz. Milletimize böyle bir söz sarf ettiğim için çok mahcubum demesi lazım. Allah'a karşı da günah girdi. Tövbe yap, tövbe yapması lazım diyor. Soyluya birkaç yerde böyle göndermede bulunuyor. İltisak meselesini de çok net bir şekilde altını çizmiş ki hukukçu kimliğini konuşturmuş. Diyor ki şu anda iltisaklı ve irtibatlı sayısı 3 milyonu geçmiştir. Bu zihniyetle herkesi bir örgütle e irtibatlı, iltisaklı yaparsınız. Hele hele Güneydoğu için. Hiçbirinin ailesinde bir tek fert yoktur ki ya HDP ya PKK'yla ya Hizbullah'la geçmişte irtibatı veya yakınlığı olmasın. Şimdi şunun da altını çizelim yalnız burada arınçtan farklı olarak İrtibat, iltisak meselesi PKK, Hizbullah ...veya HDP ile ilgili olmadı. Şu anda sadece lafta götürülüyor bu. Ağırlıklı olarak cemaat soruşturmalarında oldu. Ve iltisak Demokrasi'nin kılıcı gibi cemaate selam veren... E, ...ne bileyim kahvesini içen, çayını içen herkesi biçti attı. E, ve bu Kürt kesiminde Kürt halklarına uygulanmadı. Onu da söyleyelim. E, milyonlarca insan bu noktada cemaat e, soruşturması geçirdi. irtibat ve iltisaktan ama Kürt mahallesine bu henüz uğramadı. Fakat Arınç buna dair işaretler olduğunu e, söylüyor. Evet. Şimdi biraz evvel söylediğim konuyu dile de getirmiş. Diyor ki İstanbul'da ne yapacağız yapacağız kayyuma gideceğiz şeklindeki düşünce diğer kayyuma gidilen yerlerden farklı sonuçlar doğurabilir diyor. Yani Diyarbakır'da, Kars'ta, şurada, burada bu işe yaramış gibi görünebilir ama ...İstanbul'da yaparsanız ters teper elinize yüzünüze bulaştırırsınız diyor. Tam da bu noktada e, devlet Bahçeli'nin Türk Gün Gazetesi'ne verdiği mesaj ıskalandı. Herkes bir biçimde gördü yani e, dün verdi bu demeci bugün de ikinci gün yayınlandı. İkinci günde bir şey yok ama ilk gün yani 30 Aralık Perşembe günü Bahçeli'nin kendi gazetesi... ...MHP'nin yayın organı Türk gün, verdiği manşetten giren demeç veya söyleşi neyse... Ee, işte efendim terör örgütüyle iltisaklı olanları belediye belediyeye alanların bu fiilleri sabit görülürse başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı. Derhal görevden alınmalı lafı e, öne çıkarıldı. Yani e, belediyeye iltisaklı kişileri doldurduğu için e, işte efendim şey İmamoğlu hakkında işlem yapabilirsiniz, görevden alabilirsiniz. Halbuki orada çok enteresan bir cümle kurmuş. Devlet Bahçeli işte onu büyüterek getiriyorum ekrana. Büyükşehir Belediyesi yeni başkanı seçmelidir diyor. Görevden alınmalı diyor. Hemen arkasından Büyükşehir Belediyesi yeni başkanı seçmelidir diyor. Halbuki bu da manşetin spotunda var. Tabi gazeteye baktılar mı bilmiyorum. İnternetten okumuşlardır okuyanlar. Bence İmamoğlu görevden alınabilir veya alınmalıdan daha önemli bu mesaj. Neden biliyor musunuz? Konuşulmuş. İmamoğlu'nu alacağız, yerine de kayyım atamayacağız. Vali atamayacağız. Bir devlet görevlisini bir AKP'li atamayacağız, bir MHP'li atamayacağız. Belediye meclisinde yeni başkanı seçeceğiz. Ve, böylelikle de atanacak kayyıma tabir yerindeyse veya atanacak yeni başkana bir meşruiyet kazandıracak. Cumhur İttifakı. Bu atlandı. Konuşulmuş bu. Yani bu bir e, Süleyman Soylu operasyonu değil. Bu kendiliğinden gelişen bir kendini bilmezin filan operasyonu değil. Tayyip Bey'e rağmen, Devlet Bahçeli Bey'e rağmen yapılan bir operasyon değil. Konuşulmuş, bilinçli olarak yola çıkmış bir operasyon. İmamoğlu görevden alınacak, iltisaktan yerine de kayyım atanmayacak. Belediye meclisi yeni başkanı seçecek kimin olacağı bile konuşulmuştur. Daha ne desin devlet bahçeli. Bakın her gün sabah kaçtesinde daha önceki yayınlarda söylemiştim. Aylardır yapılıyor bu. Her gün tam sayfa belediyedeki irtibatlı, iltisaklı insanlar listeleniyor fotoğraf fotoğraf. Bakın en son bugün, bugünkü sabah kaçtesi neymiş işte efendim? Diyayder Derneği'ne üye bir takım imamlar Büyükşehir Belediyesi'ne gassal olarak yani ölü yıkayıcısı olarak alınmış. Şimdi orada değiliz. Bu tam sayfa bugün Sabah Gazetesi'nin iç sayfasında yayınlanmış bir haber. CHP'li İBB, KCK PKK'larla market kartı bile dağıtmış diyor. Ve şurada da işte böyle fotoğraf fotoğraf örgüt şemasını şunu bunu koymuş. Diyayder'in yönetim şeması bilmem ne. Her gün yapıyorlar bunu. Yani geri adım atmış değiller. Şimdi Numan Kurutulmuş'a söylediler. Dediler ki bu, söylettiler. İşte bu başkana yürümeyecek. E, i̇çeride iltisaklı insanların olmasının kabahati başkana ait değildir minvalinde. Abdülkadir Selvi'ye yazdırdılar ters teper. Bu iş İmamoğlu'na doğru yürürse falan ama yürüyor operasyon. Bahçeli konuşuyor. Sabahta tam sayfa yıpratma harekatı devam ediyor. Dolayısıyla bitip gitmiş değil. Yani muhalefet, CHP, İyi Parti falan ha bak işte bir hamle yaptılar. Ee, ...gördüler ee, cevabı. Gök kubbayı başlarına geçiririz falan dedik. Bak geri adım atlar. Kimse geri adım atmış değil. Yılbaşı rehavetinden dolayı... ...dağılmayın. <laughs> bu pazar seçim olsa demiş... ...Aralık 2021 anketi ama bu anket... ...göstereyim. 11-15 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılmış. Dolayısıyla bana göre... Ben bu anketi tam olarak bir veri olarak kabul etmiyorum. Çünkü 20 Aralık'tan sonraki yapılan anketlere bakmak lazım. Dövizdeki operasyon her ne olursa olsun iktidarın oylarını nasıl etkiledi buna bakmak lazım. Pek fazla değiştireceğine ihtimal vermiyorum. Ama değiştirmiş olabilir. Dolayısıyla 20 Aralık'tan yapılan anketlere çok fazla bakılmamalı. Metropol kararsızlar dağıtılmadan... 23.9 AKP, 20.3 CHP, İyi Parti 10.5 olarak vermiş. HDP 8.8, diğerleri de sıralanıyor. Kararsızlar dağıtılınca HDP'de barajı geçiyor. İyi Parti 14.2'ye, CHP 27'ye, AKP 32'ye çıkıyor. He lanet olsun yani. bunca şeye rağmen hala her 3 kişiden birinin oyunu alıyor AKP. MHP'yi de kattığınızda işte oyları 37'ye, 38'e çıkıyor bu durumda. Seçim olur olmaz. Ben 2022 ilk yarısında bir seçim beklemediğimi daha önce söylemiştim. Olabilirse en erken sonbaharda olur. Hatta iktidar, saray bunu geciktirmek için her türlü önlemi alır, tedbiri alır diye de söylemiştim. O görüşümü değiştirmedim. Metropol ayrıca kararsızlar içindeki dindarların değişimini vermiş. Burada dindarların kararsızlar içindeki değişimi yılın ilk çeyreğinde 18 iken yılın son çeyreğinde 25'e çıkmış. Yani kararsız dindarlar artmış. İşte bu noktada muhalefetin de e, kampanya veya işte seçim programını düşünürken, planlarken bunu hesap ederek e, düşünmesi, planlaması gerekiyor. İşte Kur'an kursları ile ilgili e, düş, düşünüp düşünmeden demeç veren CHP'lileri veya bir takım dini konularla ilgili, İslami konularla ilgili, muhafazakar yaşamla ilgili, endişesi olan insanlarla ilgili yapılan açıklamaları da buraya havale etmek gerekiyor. Bu zincir çok konuşuldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na vurulan zincir. Bununla ilgili üzerinden bir gün geçtiği için gününde ben yayın yapmadım ama şunu söylemek istiyorum. Geçen haftaki ATV haber ortak yayınında Tayyip Erdoğan Merkez Bankası'na şunu söyledi mealen. Merkez Bankasından randevu istedi, verdik. Ama sonra da çıktı kapıda abuk subuk konuştu. E ondan sonra benim memurum buna randevu vermeyecek. Mehalinde bir konuşma yaptı. Yani her şey Erdoğan'ın bilgisi dahilinde oluyor. Merkez Bankası'nda evet Kılıçdaroğlu kabul edildi ama ondan sonra TÜİK randevusu ve Milli Eğitim Bakanlığı randevusu gerçekleşmedi. Bir bu tamamen iktidarın bu devlet kurumlarına ve işte efendim bakanlıklara falan verdiği talimatla ilgili. Kimse muhalefetten gelen randevu talebine icabet etmesin. Kapılarını sürme Lensin işte ne bileyim sürgüyü çeksin, kilidi vursun manasına geliyor. bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne kimse randevu vermeyecek. böyle görülüyor. Ama Cumhurbaş Cumhuriyet Halk Partisi veya İyi Parti neyse Anayasa Mahkemesinden randevu isterse bu olacak mı? Ya da yargı kurumlarında falan bir tura çıkmak istediğinde veya özelliğiyle bilinen belli kurumlara falan gitmek istediğinde bu olacak mı? Hani biz özerkiz, bağımsızız falan diyen, siyaset üstüyüz diyen kimi kurumlara. Bence bunu da denemeleri lazım. E, muhakkak saray talimatı oralara da gitmiştir ama işe yarayıp yaramadığını göreceğiz birlikte. E, bir bu, ikincisi e, zincir vuruldu, içeri sokulmadı falan diye geriye düşecek bir şey yok. Yani geri adım atacak bir hal yok. Muhalefet bu adımlarını hızlandırmalı etkili bir biçimde de sürdürmeli ve bunu sadece CHP Genel Başkanı değil diğer muhalefet partileri de yapmalı. İşe yarıyor yani onu söyleyeyim. Levent Kırca vefat edince meydan Nebati'ye kaldı demiş. Nebati aşağı, Nebati yukarı. Bu konuda bir şey söylemeyeceğim ama şunu söyleyeceğim. O dedi ya işte beş büyük aile yönetiyor Amerikan Merkez Bankası'nı. Dünyayı beş büyük aile yönetiyor. Katılıyorum ya da kesinlikle katılıyorum diyen insanların oranı partili partisiz yeşil tarafa dikkat çekiyorum. Yani yeşil katılıyorum veya kesinlikle katılıyorum diyenler neredeyse yüzde elliye yakın. Yani AKP'de yüzde elli'nin üstünde, MHP'de yüzde elli'nin üstünde, İyi Parti'de yüzde elli'nin üstünde, e, CHP'de yani yüzde kırk civarında e, ne bileyim, HDP'de bile. %50'ye çok yakın bir oran. Yani bütün e, kamuoyunun bir e, bu konuda böyle bir zaafı var. Yani nebati yalnız değil. E, Said Sefa hızla yayılan kafa karıştırıcı yanlış bilgileri başta A Haber olmak üzere her mecradan pompalıyorlar. Bir süre sonra ikna edici oluyor. Çünkü doğrudan insanların ön yargılarından faydalanıyor. Hamasi duygularını okşuyorlar. Bu öteden beri genlerimizde, genetiğimizde olan bir şey. Batı, işte yılbaşı kutlaması. Ne bileyim girmeyeceğim. Yılbaşı kutlamasıyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Diyeceğimi geçen hafta söyledim. Noel geçen haftaydı. Bugün değil yani. Sadece tarihlere bakarak ne büyük bir yanlışlık yanlışlık yapıldığını da görebilirler. Çam, ne bileyim Noel Baba, e, ne geyiklerin çektiği kızak falan hepsi geçen haftada kaldı. Bitti gitti. O bir yılbaşı geleneği değil. O bir Noel geleneği. Dolayısıyla Türkiye'de tuhaf bir olay yürüyor. Değişik karma bir olay yürüyor. Eee onu ben düzelteceğim, benim düzeltecek halim yok. Konuşmakla da düzelmez. Ne bileyim Türkiye ile ilgileniyorlar. İşte efendim Avrupa'nın gündeminde ilk 3'te 5'te hep Türkiye var. Amerika Türkiye'yi yıkmaya çalışıyor falan. Geçtik dini İslami bir takım argümanlar. İşte Haçlı seferlerinden falan başlayıp bu tarafa kadar. Yani genetik yani hep de böyle yukarıdan aşağı doğru miras kalmış bize. Tevarüs etmişlerler eskiler böyle şeyler. Bir de böyle değişik şehir efsaneleri. İşte petrol buldular, üstünü betonla kapattılar vesaire. Bu ve buna benzer şeyler. Maalesef bu coğrafyada var. Sadece bu coğrafyanın değil, Mısır'da da, Suriye'de, Irak'ta, İran'da başka yerlerde de var. Bu tarz ülkelerde dini hamaset odaklı bu tür masallar dolaşıma sokuluyor. Bir takım hakikatler arasında ciddi masalsı rivayetler var. Bunlar ayıklanmadığı sürece de bu böyle devam ediyor. Bunu ayıklamak, bunu temizlemek çok zor. Bu Kemalist mahallede de böyle, milliyetçi mahallede de böyle, hepsinde böyle değişik, böyle gerçekten akla ziyan, tarihi ya da bilimsel temeli olmayan, dayanağı olmayan konular insanların bilinçaltına belki de seslenerek ve onların inanmaya meyilli böyle bir şeyi almaya meyilli e, dünyasına seslenerek hitap ederek uygulanıyor. E, yani buna siz e, buna sizin bir meyliniz varsa o noktada gelen şeyi de hemen alıp kabul ediyorsunuz. Bu böyle bir şey. E, şu anda Türkiye'deki cehalet diyeceğim ama hani bilgi eksikliği anlamında söylüyorum. İnsanlar bilmiyorlar, bilmek de istemiyorlar. Bu bunun gibi bir şey. Ekrem İmamoğlu'nun bir videosu düşmüştü geçtiğimiz haftalarda. İşte diyor siz, e, mealen söylüyorum bir vatandaş siz e, belediyeye teröristleri doldurdunuz. Ya bir dakika dinle anlatacağım diyor Ekrem İmamoğlu. Dinlemiyor karşısındaki. Almış kabul etmiş. Anlatabiliyor muyum? Bir başka konu Bloomberg, HT belki de kurulduğundan beri ilk defa hayırlı bir işe imza attı ve Merkez Bankası rezervlerini bir tablo olarak harika bir biçimde ortaya koydu. Bu tablodan hiçbir şey anlamasanız bile şuraya bakmanız yeterli. Yani burada diyor ki 17 Aralık'ta 46, eksi 46 milyar dolardayken 24 Aralık'ta bir hafta içinde eksi 55 milyar dolara geriledi. Yani Merkez Bankası'nın sıva hariç net rezervi 46'dan eksi 55'e düştü. Yani Merkez Bankası 20 Aralık haftasında 9 milyar dolar sattı manasına geliyor. Burada da Merkez Bankası'nın 2001'den 2021'e nasıl rezervlerinin dip yaptığını gösteriyor. Bloomberg, Bloomberg olalı gerçekten hayırlı bir işe imza atmış durumda. Uğur Gürsez, Merkez Bankası haftalık vaziyeti diyor ki vatandaş döviz satıyor denilen geçen hafta net döviz pozisyonum 8.9 milyar dolar küçüldü aynı şey. Açıktan döviz satmadıysam ne yaptım siz söyleyin. İpucu arka kapımı unutmayın. Turhan Bozkurt daha açık yazmış. Muhtemelen bavulla gelen dolarlar satılıyor. Malum varlık barışı devam ediyor diyor. Bavulla gelen fotoğrafların, e, şey dolarların fotoğraflarını veya çuvalla gelen dolarların fotoğraflarını da Erk Acarer gazeteci paylaşmıştı. Kamu bankalarında özellikle arka kapı denilen o kamu bankalarından dolar döviz neyse satışı. Burak Yıldırım dolar 18 liradan 12 liraya düşünce benzine 32 kuruş indirim gelmişti. Bugün tekrardan 12 TL'den 13 TL'ye çıkınca 68 kuruş zam geldi. Gelen zamlar bir daha inmiyor. Nispeten hani %3 5 10 neyse indirir gibi gözükmekle beraber tekrar üzerine koyuyorlar. O arada, dolar kurundan bahsetmişken dolar kuru tekrar 10 liralardan 11 liralardan 14 TL'ye doğru e, uçuşa geçtiğinde söyleyelim. Ama şu günler sığ. Noel'dir, yılbaşıdır öbürü bir iki. Asıl 3-4 Ocak'tan sonra, önümüzdeki haftadan sonra bakmak lazım. Akın İpek dolar düşerken kıpır kıpır oldum. Sordum ulan biz mi yapıyoruz diye. Yok abi dediler. Yılın sözü demiş Nebati'nin sözünü. Ertesi hafta 19 milyar dolar satıldığı ortaya çıktı. Merkez Bankası artı arka kapı. Güldem Atabay ekonomist. Arkadaşlar neyimiz kaldıysa almak peşindeler. Çok açık yazmış. Ee, kelime kelime okuyun lütfen ben e, üzerinden geçerken. Sertifikalı sertifikasız. Kur garantili garantisiz. Bakanın inanılmaz ama gerçek ifadesine göre. Önden arkadan her türlü yöntemlerle. Ön kapı arka kapı. Şaşırtmak hoşuna gidiyormuş. Kendinizi kollayın iyi geceler. Neyimiz kaldıysa almak peşindeler demiş bana göre dünden bugüne en etkili Twitter mesajıydı Güldem Atabay'ın mesajı. Bakın. Polis yanlış evi bastı. Ne alaka ekonomiyle? Çok alaka. Umut gazetesinden getiriyorum. Polis yanlış evi bastı, saatlerce işkence yaptı, yanlışlıkla gözaltına alındılar, saatlerce işkence gördüler. Yanlış eve operasyon yapıldığı anlaşılınca mahkemeye sevk edildiler. Mahkeme polise karşı direnmekten adli kontrolle serbest bıraktı. Konuşurken de ben videoyu seyrettim. Memur bey falan diyorlar yani. O kadar. Yani polis yanlış eve baskın yapmasaydı, doğru eve baskın yapsaydı bunu da, da görmeyecektik. Demek ki yaptıkları her baskında benzeri bir şey uyguluyorlar. Pardon diyor sonra da devlet derse. Ümit Özdağ'dan bir faşizm öyküsü. Önce mesajı okuyalım sonra nasıl düzeltildiğini okuyacağız. Türkçe bilmeyen, polisin dur emrine uymayan bir Suriyeli kaçarken, bak sen, ihtar atışı yapan polis tarafından kazayla öldürüldü. Hükmü de vermiş. 27 yıl devlete hizmet eden bu polise, polisi yüceltiyor, önce müebbet ardından 25 yıl ceza verildi. Halbuki diyor ceza verilmemesi gerekiyordu. Hatta madalya ile ödüllendirilmesi gerekiyordu. Bakalım Türk çocuklarını bıçakla doğruyarak öldüren Suriyeliler ne ceza alacak? Ardından bir nefret tohumu daha atmış. Fakat Söylediği haberdeki her şeyin hatalı olduğunu adrenalin arsızı elçin arabacı ortaya koyuyor. Diyor ki 17 yaşında çocuk öldü. Göğsünden vuruldu. Vurulduğunda elleri havadaydı. Savunduğun katil oruçluydum. Başım döndü ayağım sekmiş diye savunma yaptı. Polis polisi müdürü valisi bilmem ne basını yanlış bilgilendirdiler. O vali sonra ödül alarak ödül olarak kayyım vali atandı. İnsan mısınız siz be demiş. Evet tükürebilirsiniz. Tükürdünüz mü? Bakın. 2021'in olaylarından biri şudur. Aslında bu program komple bir 2021 değerlendirmesi. 1361 polis bu grafik ee, doktor. 1361 doktor Türkiye'yi terk etmiş efendim. Yurt dışına gitmiş. Orada doktorluk yapmak veya hayatını artık yurt dışında sürdürmek için. 2012'de 59'muş bu rakam. 2021'de 1361'e çıkmış. Türkiye'yi terk eden doktorlar rakamı. Geçen sene 2020'de 931'miş, ondan önceki sene 1047'ymiş. Evet. Bir başka şey. Hürriyet'ten gelsin. Bu, bu 1 Ocak e, 1979 tarihli Hürriyet'in birinci sayfası. Hoş geldin 1979 diyor. Yani bundan 43 yıl önce. Yarın 1 Ocak'ta 43 sene olacak. Burada Umut pompalamış karikatürist. Sağ-sol barışı. Biz hatalıyız, bizim de hatalarımız var falan. Sonra <laughs> biri bayılmış arkada. Yok memur bey bu sefer anarşiden değil, bunları böyle görünce sevinçten bayıldı diyor. Sağ-sol çatışması bitiyor ve her iki taraf birbirine gül demeti veriyor. İktidar muhalefet barışıyor ki o zaman Ecevit ve Demirel iki kutup olarak sürekli olarak itişme, kakışma, dalaşma halindeler. Ecevit diyor ki dış kredi bulma olanaklarımız çok kısıtlı Demirelciğim diyor. Demirel de üzülme. Hem ne demişler? Parayla saadet olmaz. İktidarla muhalefet tokalaşıyor, barışıyor vesaire. Belli ki o sırada Ecevit hükümette filan. Neyse. 43 sene sonra ne sağ sol çatışması ne de Ecevit Demirel işte siyasi kutuplaşmada bir milim ilerleme kaydedilmedi aktörleri tarihi olsa da. Evet. Dolayısıyla 2022'ye hoş geldin derken Hürriyet'in 1979 manşetini hatırlatıyorum. 43 sene sonra bir arpa boyu yol aldık mı almadık mı onu da sizin takdirinize bırakıyorum. Yeni yılda hapiste olan 345 bebeği teker teker öperim demiş Cemre Birant. Hani böyle 2021'de kaybettiklerimiz diye yurt dışında da yapılır bu. Böyle fotoğraflarla ünlüleri falan e, veriyorlar ya ekrana. Hayır. 2021'de kaybettiklerimiz evet şu anda kamuoyunun ismini cismini bilmediği işkence altında, zulüm altında, eza cefa altında ölen insanlardı. Cezaevlerinde, gözaltılarda veya Türkiye'de ölüme mahkum edilmiş işte bir soruşturma mağduru olarak bir yargı, bir mahkeme dönemin rejimin yargısı mağduru olarak ve elbette içeride 345 bebek. Cemre Birant, Mehmet Ali Birand'ın eşi Yıllardır bu konuyu sürekli gündeme getiriyor, siyasetçilere, politikacılara soruyor ama hiçbir ilerleme yok maalesef. Bana göre 2021'in olayı kesinlikle pandemiydi. 2021'de pandemi yola çıktığında, bu grafiği birazdan anlatacağım. 2021'de pandemi yola çıktığında 2020'de özür dilerim. Özellikle Mart ayından itibaren yaptığım ilk programlarda şunu görmüştüm, okuduğum, incelediğim analizlerde 2020'yi kaybettik. 2020'nin ikinci yarısında da 2021'i de kaybettik demiştim. Ve ekonomik olarak toparlanmanın bu 2020'nin ikinci yarısındaki yayınlardaydı. Ekonomik olarak toparlanmanın da okuduğum tüm analizlerden hareketle 2022 sonlarında başlayacağı öngörülüyor. Ama 2019'u yani pandemiden önceki seneyi ne zaman yakalayacağımız konusunda hiç kimsenin bir öngörüsü yok demiştim. Bu durum değişmedi. 2020'yi ve 2021'i kaybettik. Ekonomik toparlamanın 2022'nin sonundan itibaren başlayacağını öngören dünyayı kastediyorum tabi Türkiye değil. Dünyada ekonomik toparlanmanın 2022 sonundan itibaren başlayacağını öngören analizlerse artık pek duyulmuyor. Belli ki bu 2023-2024'e sarktı. Pandemiden önceki sene 2019'un ne zaman yakalanacağını ise gene kimse kestiremiyor. Şimdi bu her gün Birleşik Krallık'ta İngiltere'de açıklanan Covid raporu. Efendim Şurada sağ üst köşede birinci doz, ikinci doz ve 3. doz veya booster denilen takviye aşı e, vurulanları gösteriyor. Birinci doz %90, 2. doz 82, 3. doz aşı 12 yaş üstü nüfusta %58.3'e ulaşmış. Buna rağmen İngiltere'de tüm zamanların rekoru kırıldı. Dün ki birkaç gündür, son birkaç gündür böyle 189.213 günlük pozitif vaka ki bu kendi ayaklarıyla... Merkeze gidip PCR testi olanlar. Bir günde ölenlerin sayısı 332 ki İngiltere'de bu rakam son bir ayda Covid testi pozitif çıkan insanlar her ne sebeple ölmüş olurlarsa olsunlar bu listeye giriyorlar. Böyle çıkıyor bu rakam. Ve günlük hasta sayısı 1152 son bir haftada yoğun bakımda entübe edilenlerse 8133. Son derece dehşet verici bir rakam. Eee Covid senesi 2020 öyleydi 2021'de böyle geçti. Bana göre her şeyden öte bunu açık ara ön e, sıraya koymak gerekiyor. 2022'de belli ki bununla başlayacak ve bununla devam edecek. 2022'nin ikinci yarısının gerek Covid'le mücadele gerekse ekonomik anlamda nasıl olacağını, Türkiye anlamında da nasıl olacağına dair herhangi bir öngörüm yok. Ama iktidar ayağına kurşun sıkıyor. Bu biraz evvel okuduğum Bülent Arınç'ın Halk TV'de e, İsmail Saymaz'a verdiği söyleşide de geçen. Yani e, bu kayın meselesi Ekrem İmamoğlu'na operasyon veya Mansur Yavaş operasyon çekmekle AKP iktidar saray Erdoğan kendi ayağına kurşun sıkıyor dedi Bülent Arınç. İktidarın e, 2022'de e, özellikle ekonomik yönde atacağı adımları <laughs> sürdüreceğini düşünüyorum. <laughs> ekonomi bilimine uygun olsun olmasın bir takım atıcı adımlarla Tayyip Erdoğan kendi tabanını konsolide etmeye çalışacak. Ekonomik iyileşmeyi görece sağlamaya çalışacak. Bütün bunların hepsini bir seçim hamlesi hemen seçim erken seçim baskın seçim olarak e, düşünmüyorum ama e, piyasada para döndükçe dolar kuruları baskılandıkça Erdoğan kaybettiği tabanını yeniden e, kazanacağını düşünüyor. E, ne gerekiyorsa onu yapacak. HDP'nin HDP ile alakalı bir kapatma davası var. Anayasa Mahkemesi zaten bunu iki yıl sürecek bir süreç olacağını baştan açıklayarak olayın tamamen siyasi olduğunu tespit etmiş oldu. Kapatma davası deriye gider, HDP kapatılır mı, bir takım insanlara siyasi yasak konur mu, konmaz mı, İstanbul Bireyesi'ne kayyum atanır mı, Ankara'ya hakeza, bütün bu siyasi belirsizliklerle 2022'ye giriyoruz. Hemen baskın bir seçim beklemediğimi söyledim ama Erdoğan'ın 2021 sonunda gündemi belirlemeye başladığını, 2021'i de 2022'de de dizginler elinde tutmaya çalışacağını e, öngörerek e, herkesin yeni yılını kutluyorum efendim. Gelecek sene buluşmak üzere. Kötü bir espri biliyorum ama gene de onunla kapatıyorum. Önümüzdeki sene buluşmak üzere. Hoşçakalın.